Good afternoon, everyone. Can you hear me? Good afternoon, Hocam. Yes, it's clear. Thank you, Beyza. Okay, there are now 11 participants. So I think we could get started immediately. Well, first of all, do you have any questions in general? Merhaba Mustafa, Oğuz. Hi Tabarak, do you have any questions in general? Okay, if you don't have any questions, then let's get started with the feedbacks. As you might remember, last week you couldn't have proper feedback since you haven't prepared your timelines. Therefore now I kind of... Ben bir şeyler hazırladım hocam. Benimle başlayabiliriz eğer uygunsa. Tamam, olur. Beyza ile başlayalım o zaman. Bir önce ben timeline'ları açayım. Bakalım Beyza'nın timeline'ı talepler arasında görünüyor mu? Okay, I will start with Beyza Kılıç and her timeline. But before that I need to share the screen and I need to see, here it is. Okay, at the very top, probably you could also see, do you also see my how can I say this video, small video screen? Does it make an obstacle for you to see? Bu görmenizi engelliyor mu acaba, şu ekrandaki zoom'un küçük penceresi sizi de görünüyor mu? Önünüze... Yok hocam, görünmüyor. Sizde görünmüyor, tamam. O zaman okay, then this is the interface, by the way, that the editor can see. This is the tab where I can see the your actually timeline requests. When you sent the when you sent your timeline to the editor, which is me actually, then I will be able to see your timelines. So as far as I see, Beyza has prepared the Mimar Sinan İstanbul İnşaat Hamamlar, the bath houses that Architect Sinan has built in Istanbul timeline. Then let's see it. Let's click on this button and this will give me the chance to see the timeline. Okay, let's view her timeline now. Can you also follow? Herkes görebiliyor mu? Takip edebiliyor musunuz? Yes, hocam. Evet hocam. Okay. First of all, all of those fields should be filled because these are the must fields. The name of the timeline, the explanation of the timeline in Turkish and in English. This part, the short info part, should give the objective, the aim of preparing this timeline. So Beyza wrote that in this timeline you will get information about the baths that Mimar Sinan built in Istanbul. So that's perfect, that's quite clear. But I also would like to see her name, like this timeline is prepared by Beyza Kılıç. Okay. I can make changes since she sent her timeline to be made public, to be seen by everyone. I am able to make changes on her timeline now after I click on
edit the timeline. So I can add this. So when I save it, it will be possible for her to see my changes on her timeline as well. Okay. Maybe you could have added the periods, like these are the periods. If you would like to have a comparison of early buildings of Architektistan and later buildings of Architektistan, you could make a colorization of those periods. But it is completely up to you if you don't want to make so, if you don't want to differentiate the different periods, so that's fine. But for longer periods, for instance, if you are making a timeline of Ottoman bathhouses, not only the bathhouses of Mimar Sinan, but the all Ottoman bathhouses, then you could put, for instance, yellow for early baths, green for classical periods, or red for later Baroque bathhouses, etc., etc. Okay, this is possible, and this would probably help you to make analysis. Okay, let's see after these 2 points. Let's see the category of the one of the things that I now noticed is Beyza, you have chosen basit zaman dizin, simple timeline without. Hocam onunla ilgili bir bilgim olmadığı için herhangi bir zaman dizini seçmiştim. Aslında bunun da açıklamasını yapmıştım. Hani o sizlerle evet. Bu yaptığımız online derslerde uygulama olarak anlattığım derslerde hani ki YouTube'da da videoları var ya koymuştuk. Orada evet hocam onu görmüştüm. Evet yapı basit seçmeniz gerekiyor. You need to choose building simple timeline. But now I cannot change it because it is defined at the very beginning. So it's better for you, Beyza, to create a new timeline, okay? So this would maybe a bit of loss of time, but these are very few fields. So still, this is a very, how can I say? Not adequate, not enough, okay? So you need to choose building basic or basic building. I forgot in English name, but yapı basit, tamam mı? Bu tipi seçmeniz gerekiyor. Tabarik, for you also, I would like to highlight that your timelines should be, if it is not a person timeline or if it is not an event timeline, you need to choose building simple. The timeline category that you should choose should be building simple or building basic. I forgot the English name, but you got what you mean, right? Okay, anyway, let's assume that this is a building timeline. In that case, we will have, apart from the name fields, we will have built by the architect or the links that I also would like to see some links. Those links could direct us to other web pages or direct us to some 3D models. Okay, this is up to you. And there are also some other fields like building type. Okay, it should be hammam or public bath, but we need to see it. And more importantly, you have chosen haritas without a map, but you need to show them on the map. The map is an essential part of those timelines, and it gives us an idea. The locations of the buildings give us an idea about the analysis that you are supposed to make. Okay. Beyza, in that case, there is little to
cover. Let's see your explanation. I think you also need to put an English description here. Aslında evet. Hocam hepsini koymuştum hem Türkçe hem İngilizce ama gözükmüyor yine. Aslında koymuştun ama çıkmadı mı diyorsun? Gözükmüyor şu an. Gözükmüyor neden? Şu anda. Mesela bunda da İngilizcesi var ama Türkçesi yok. Evet, ikisini birlikte koydum hepsine mesela. Ha, aynılarını yazdın. Telefon. Ne demek istiyorsun? Yok hocam, hem Türkçesini koymuştum hem İngilizcesini, evet. Bilmem, belki benden yani buradan kaynaklı bir hata olabilir. Olsun. Zaten hani bunu şimdi senin tekrar hazırlaman gerekecek ya, yani şu yapı basit seçeceğin için zaman çizgisi kategorisine. Umarım bu yazdıkların zaten ayrı bir yerde var, değil mi? Evet evet hocam, onları ben tamam, Word'den bunu alıyorum zaten. Evet, hani bunu baştan söylemiştim size de tekrar edeyim. Hani bir Word dosyasına, bir Excel dosyasına, ne bileyim Notepad'e, bilmiyorum artık nereye yazarsınız ama ya da mail atın kendinize, bilmiyorum. Şu buradaki bilgiler, işte buraya tam okuduğunuz kaynaktan hani yazdınız, öğrendiklerinizi yazdınız ve ondan sonra save etmediniz, gitti olmasın. Yani kaybetmemek için verileri başka bir yerde save edin. Okay, once again in English, I highly recommend you to put your informations about your buildings firstly on a Word document or an Excel document or Notepad, or send yourself an email in order not to lose data. Okay? Let's see another one. And let's click on the images. Let's see her images. What is the source of your image, I would ask? Probably you won't be able to answer because in this timeline category, there is no field like resources, or there is no field like image resources. In that field, in that part, you need to state which sources that you use while preparing this timeline. And in the image description field, you need to put information about the image that we see, like the plan of the hammam. Bunları ansiklopedi kitap adlı şeyden almıştım, internet sitesinden. İslam Ansiklopedisi. İslam Ansiklopedisi'nden, tamam. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi web sayfası. Tamam, bu güvenilir bir kaynak, kullanabilirsin. Ama bunu belirtmen gerekiyor işte. Ama bunu senin belirtebileceğin bir alan yok. Yani bu kategoride, bu zaman dizinin kategorisinde o alan yok. Therefore you need to prepare... Zaten hocam uygulama çok basitmiş beklediğimden. Ben daha zor bekliyordum ama kullanırken hani daha basic ve basit bir uygulamaymış. Evet, evet. Yanlış şey seçtiğim için, timeline'ı seçtiğim için büyük ihtimalle. Zaten ben de dedim hani neden bu kadar az şey var, hani architect yazacak diye, o yüzden. Evet evet. Gayet basit dediğin doğru. Ben şunu bir yok edeyim. Pardon. Şimdi tekrar görüyorsunuz. Yani bu buradan gösteremiyorum size. O yüzden geri dönüp şuradan başka bir zaman çizgisi açacağım. I will go back to open another timeline. For instance, back to one of your friends who is taking MIM 434 has created Architect Sinan's aqueduct. So I would like to show his timeline. As you see, he has chosen building simple, that type of that category for his timeline. And when I open one of the structures, I can see the construction date. This is a must field. Okay. And the location of the building. You can choose it from the map, or you can
type the exact location, the latitude and longitude. If you know them, you can type them here as numbers. Okay. And the building type, then architect, then the pattern, then the style. You also have to state this. But of course, you will copy and paste the same things. They will be architects, and they will mostly be Kanuni Sultan Süleyman, or they will definitely be classical Ottoman. Okay, so this field will not be a bother for you. Then there will be a short description about its history and its architecture. It is good to include some links, not a must, but it would be good. Then comes the image descriptions. Look at here. It is written number one, because there are two images here. This is the first image. And this is the second image. And he has written one, Kuş Bakışı Görsel, aerial view, resource, Wikimedia Commons, which is good. So this is a public area. So you could reuse the images of Wikimedia Commons by giving a proper reference. Or this is how to give a proper reference, by the way. And two, Cephe Görseli, front view, source, sinanasaygı.org. So this is also okay. You could use the images in that resource. And apart from that, he has written two resources here. These resources have been used by Berk too while creating this entry, while creating the information, while putting other dates, for instance, or pattern fields. Okay, so this is a good example of a timeline entry, not a timeline, but an entry inside the timeline. Okay. Of course, he has also written the names of the timeline and descriptions of the timeline, including his name. Okay. Beyza, sen de bu şekilde yaparsan değişikliklerini gayet güzel olacak. Anladım hocam. Zaten hani kolay, yani hemen edilir. Evet, bence de gayet kolay bir uygulama. Yani kolay olsun diye, user friendly olsun diye epey uğraştık. Ufak tefek hatalar çıkabilir. Ama sizlerin yani hiç bilgisayar başına oturmadan telefonla bile ki zaten artık parmaklarınız sizin tıkır 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 hızlıca yazıyor. Copy paste yapmıyorsanız eğer tabii. Çok kolay bir şekilde doldurursunuz. I'm sure that every one of you will be able to use the Timeline Travel mobile app without any difficulty. And if you happen to have a difficulty, you could tell me so. I will try to help you. I will try to assist you. Okay, any other questions, any other comments, any other hocam, requests? Yes. Who are you? Hocam, ben size merhaba hocam, iyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim de görüntünden Sıdıka sen misin? Tamam. Yani burada hocam, sadece evet, bir avatar görünüyor da tamam. Evet. Hocam, ben mailden Word dosyası olaraktan taslak şeklinde gönderdim timeline'ımı. Ne zaman oradan bakmadım. Şimdi gönderdim. Gmail'den gönderdim hocam. Hı-hı. Biraz oldu. 5 dakika, 15 dakika olmuş, pardon. Evet. Ders başladıktan sonra göndermişsin. Ben sadece 6 tanesini koydum hocam. Size vermem gereken bilgiler hakkında soru soracaktım. Evet, şu an ben hocam isim, yapım yılı ve bilgi verdim. Ama ayrıyetten bir de konum
konumu ayrı şekilde mi söyleyeyim yoksa bilginin içerisine mi yazayım? Sıdıka, ben aslında bu tarz bir şey istemiyorum. Ben bunları Timeline Travel mobil uygulamasında görmek istiyorum. Sizden evet, böyle evet, yazılı hocam. Olarak alacağım bir rapor olacak. O final yerini alacağım. Yani final zamanına kadar onun için vaktiniz olacak. Şimdi önümüzdeki haftaya sunuma öncelikle hazırlanıyorsunuz. O zamana kadar timeline'ınızı bitirmiş olmanız gerekiyor. Ve timeline'da bakın az önce açmıştım ya, bir daha paylaşayım ben ekranımı. Tamam. Şöyle şey diyorum. Şimdi timeline'ında Sıdıkı'nın gönderdiği dosya şu arkadaşlar. İşte yapılar 6 tanesi var. Çoban Mustafa'sı türbesi, yapım yılı, bilgisi. Yıllara göre sıraladım hocam. Aha, yıllara göre sıralanmış halde 6 tane yapı. Bunun sayısı artacak. Şimdi şeye gelelim. Şu neredeydi bizim timeline'larımız? Buradaydı. Buraya gelelim. Ben gene şeyden gideceğim. Ben yani Berktuğ'un hazırladığından gideceğim. Tamam hocam. Bakın burada herhangi bir timeline öğesi için doldurmanız gereken alanlar. Yapım yılı, evet. Konumu, yani harita üzerinde spesifik olarak konumu, bu önemli. Yani bulabilirsiniz. Yani şu lokasyon bilgilerini bulamazsınız bile ki, yani Google'da yazsanız o bile çıkıyor. Yani harita üzerinden işaretleyerek de seçebiliyorsunuz. Türü, mimarı, yaptıran yani patronu, üslubu. Ardından kısa bilgi. Yani senin yazdığın kısa bilgiler buraya gelecek. Ardından link. Yani bu zorunlu alan değil ama bir mesela yapıyla ilgili bir video buldunuz ya da bir işte 3D'sini buldunuz. Bunu buraya koyun, linkini. Görsel açıklamaları ve kaynaklar. Bunlar gerekiyor Sıdıka. Tabii tamam hocam, teşekkür ederim. Gerekiyor. Onu da unutmayın. Bu ders İngilizce yapıyoruz malum. İngilizceleri de gerekiyor. Tamam hocam. Tamam hocam. Şimdilik ben böyle hazırlamıştım. Them also in English because this is an English lecture. So you need to prepare all of your work in English. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam. Evet. Bazı yapıların mesela planları hakkında genel bir bilgi elde edemedim ben. Mesela çömlekçiler hamamı hakkında plansal olarak bir bilgi elde edemedim. Yani mimari bir bilgi daha doğrusu. Beyza, mesela bir tanesini söyler misin? Çömlekçiler hamamı. Hangisi? Çömlekçiler hamamı. Eyüp'teki çömlekçiler hamamının planını bulamadım diyorsun. Evet. Bunları aslında çok daha önceden hani araştırıp baksanız, ben size bu haftaya kadar yani şeyleri verirdim, hani planları da yani ofisimdeki kitaplardan gelip bakabilirsiniz derdim. Şimdi yarın tatil, cuma günü gelebilirsiniz, haftaya bırakmayalım. Cuma günü gelin. Tamam. Bize elimdeki kitaplardan bakalım, tamam mı? Tamam hocam. Okay, if you have any difficulty in finding for instance, a plan or an information about the building. Although it is late, so because I was expecting you to get your feedback a few weeks earlier, but anyway, that's fine. You could come to my office on Friday and I will give you, I will share with you my books and you will be able to take photos or take notes from them. Okay. Other questions? Hocam, benim şöyle bir sorum var. Şimdi ben Mimar Sinan'ın kadın patronlarını araştırıyorum. Birinin tezinden çok ağır bir şekilde yararlanıyorum. Ya bununla bir problem var mı acaba? Şahsın tezini çok ağır intihal yapıyorum diyorsun yani, öyle mi? İntihal olarak demeyelim de. Yani şu an tezini okuyorum, okuma aşamasındayım hala. Tülay Aktan Hanım'ın. Ve onun tezinden yararlandım. Özellikle çok bilinmeyen, mesela Şahuban Hatun'un Beyazıt Kızı, Osman Şah Validesi Hatice Hatun gibi
çok ismi sağda solda geçmeyen hanımefendileri orada denkleştim. Yani orada rast geldim. Ama mesela bu hanımefendilerle alakalı ya da şey var. İkinci Selim'in kızı var. Gerherhan Sultan. Ama mesela bu hanımefendinin ismi Sinan'ın yapılarında geçmiyor. Yani onun yaptırdığı şeyler Sinan dönemine denk geliyor. Ama tam olarak mimarı Sinan geçmiyor. Ya yani bunu da Şimdi belirtmeli miyim? biz Mimar Sinan'ın kadın, Gerherhan Sultan. sen Mimar Sinan'ın kadın patronlarını yapıyordun değil mi? Mimar Evet. Sinan'ın kadın patronları. Evet. Tamam. Dönemin bir kere şey olacak, sadece işte 16. yüzyıl olacak. Şimdi o kaynağı Tülay Artan'ın tezini kullanıyorum dedin. O tezin kullandığı kaynakçalara bak bir kere. İlk başta bu kaynak çeşitliliğini artırmak için. Yani her tezin, her kitabın, her makalenin sonunda bir tane kaynakçası olur. Hangi kaynaklardan yararlandığını yazar. İşte sizlere de onu yaptırmaya çalışıyorum ya. Ve oradan sen Sinan dönemindeki kadın banileri içeren, yani o konuları konu edinen eserlere de ulaşmaya çalış. Tamam. Tamam mı? Tamam. Biri ilk olarak hani böylelikle kaynak yelpazeni nasıl geliştirebileceğini söylemiş oldum sana. İkinci konu Peki neydi? bu Gevherhan Sultan'ın durumu, kendisi II. Selim'in kızı, yapılarının dönemi Mimar Sinan'ın baş mimar olduğu döneme denk geliyor ama Tamam. hani yani ikisini bağdaştırmıyorlar, yani yapılarda ikisi bağdaştırılmıyor. Yani Yani şöyle Mimar söyleyeyim. Sinan Gevherhan Sultan için bir şey yapmamış diyorsun, öyle mi? Öyle gibi görünüyor aslında ama yapmış da, hani öyle bir değişik tezat bir durum var, tam onu şey yapamadım yani, çözemedim ne yapmam gerektiğiyle alakalı. Yani şöyle size direkt kaynağından okuyayım hocam. Bir Olur. saniyenizi rica edeceğim. Tülay Hanım diyor ki Buyursunlar. bir saniyenizi rica edeceğim hocam. Şu an açıyorum. II. Selim'in kızı olan Gevherhan Sultan'ın eserleri Sinan'ın görev başında olduğu zamanda yapılmış olmasına rağmen tezkirlerde isimlerine rastlanmamaktadır diyor. Yani dolayısıyla Şimdi ben de şeyden bakıyorum. Bu sizlerle paylaştığım bir tane İngilizce bir makale vardı Mukarnas'tan. Mukarnas dergisinden yani. Orada da Gevherhan yazdığımda bir sonuç çıkmıyor. Yani tezkirelerde de gerçekten ismi geçmiyor. O halde bunu O koymayacaksın. zaman iptal ediyorum. Tamam. Onun haricinde sadece saray kadını olarak değil, yani sadece hanedan mensubu olarak değil, saray kadınlarından da kişiler var. Tabii tabii Hürrem onları da Hatun ekle. gibi, Şahban Hatun gibi. Bunları da alıyorum. Tabii ki. Tamam. Tamamdır hocam. Bu kadar. Tamam. Teşekkür Okay, ederim. I saw that Tabarak has also sent me an email. Let me check quickly her Okay, this is a long document. Tabarak, are you there? Yes, teacher, because it's like complex. So I do part by part, for example, the mosque, the tomb, the madrasa, and Subyan Mektebe. That's why, because it's long. Okay, and you are using the pages that I shared with you, right? From the book of Yes, exactly. Okay. So what I okay, this is fine. Actually, this is more than enough. I am not expecting you to prepare that long documents. First of all, I think this is nearly 10, 13 pages, so it's quite long.
But rather than putting too much information into that, I recommend you to focus on your analysis. So the evolution of the madrasas and how to show it on the timeline travel mobile app not the madrasas, the evolution of architecture's complex layouts. So you need to emphasize the complex layouts. Maybe you could colorize them. Of course, I saw that you are doing it in Photoshop and it is in progress. I saw it in your email. So I know that you will put the pictures later, but I just wanted to highlight it for others as well, because there are 19 people listening to me right now. You are listening to me, right? Yes, I think yes, they're listening. Okay, I hope so. Okay, Tabarek, that's fine. Do you want me to give you another answer or to another feedback? No, so I will do like summary for them. Mm-hmm. Okay, teacher. It's better to make it shorter. Others? It was long, then I make it shorter. Oh, now I will do it shorter more. Yeah, it's fine. Short is better, yeah. Thank you so much. You're welcome. Other feedbacks? Var mı başka feedback almak isteyen? Üzülerek görüyorum ki bugün, yani geçen hafta bayağı vurguladım. Yani bu timeline kimse işte henüz önermemiş bana. Lütfen haftaya hazırlamış olun diye. Bir tek Beyza'nınki var. İşte biraz Büşra'ya, işte biraz Tebare feedback verdik. Ama fazla kişi yapmamış. Vallahi siz bilirsiniz diyeceğim. Yani önümüzdeki hafta sunuşlar ve ondan sonra finale kadar da teslimler var. Önemli puanları kaçırmayın yani. Mezuniyetinize inşallah bir engel de çıkartmazsınız. Güzel bir timeline hazırlarsınız diye düşünüyorum. Okay. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Var mı sorunuz? Peki, yoksa son bir yoklama daha alayım ben ve kapatalım o zaman. Çok da herhalde soru da gelmiyor. Bu arada önümüzdeki haftaki dersi sınıfta yapacağız. 1.40'da başlayacağız. Normal ders saatinde başlayacağız. Ve herkesin sunuşu 5 dakika olacak. Meramınızı 5 dakika içinde anlatmanız gerekecek. Çünkü kalabalığız zaten. Yani 20 küsür kişiyiz. Yani 10 dakika bile olsa akşama kadar kalmamız gerekir. O yüzden 5'er dakikalık sunuşlar ve ekrana timeline'ı yansıtmanızı bekleyeceğim. İsterseniz telefondan da yansıtabiliyorsunuz. Yani illaki bilgisayar işareti telefondan da giriş projeksiyon bağlantısı yapabiliriz. Olur. Ama yani işte PC'niz varsa ya da işte başka bilgisayarınız varsa onu da getirebilirsiniz. Oradan da bağlayabiliriz. Galiba bir arkadaşınız öğretmişti nasıl yapılacağını. Okay, anyway, I am taking a final attendance now. And after the attendance, I would like to remind you once more that next week we are having presentations in the usual lecture hour at 1:40 and in the same lecture room. I think it was 115. In the first floor. So be in the classroom next week and be prepared for your presentation, which should not exceed 5 minutes, okay? You should have only 5 minutes to present your work, your timeline, okay? Okay then, if you don't have anything. Thank you for feedback. Okay, you're welcome. Thank you for your work. Peki, hoşça kalın arkadaşlar. Haftaya sınıfta görüşürüz 1.40'da. Görüşürüz.
Hoşçakalın. See you. Bye.